Merhaba arkadaşlar bu videoda bir örnek daha çözeceğiz. Bu örnek ne hakkında? Bu örnek bağımlı kaynaklar hakkında. Sorumuz aynı. Buradaki sorumuz bize diyor ki her elemanın gücünü bulun. Tamam bulalım çok güzel. Gücü bulmak için bizim kullandığımız formül V çarpı I. Bundan ilerleyeceğiz şimdi. P1 için başlıyoruz arkadaşlar. P1 elemanımızda gördüğünüz üzere voltajımız 5 değil mi? Akımımız da şu yönde bir 9 amperimiz var. Yönü şöyle güzelce çizelim. Şimdi bu 9 amperde dikkat etmemiz gereken şey şu. Yönüne baktığınız zaman ki bu şöyle devam eden bir akım. Yönüne baktığınız zaman bu 9 amper negatif taraftan giriyor. O yüzden eksi 9 diyorum. Yani Eksi 45 watt elde ediyoruz. Bu ne demek? güç iletildi demek. Yani bu eleman tarafından bu 3 devreye sağlanmış arkadaşlar. Bu eleman gücü, harcamamış. Şimdi ikinci elemanımıza geliyoruz şurada P2 diyorum hemen. Bunun da voltajı hemen üstünde yazıyor 2. Tamam. Akıma bakıyoruz 9 amper aynı akım giriyor bu elemana artı taraftan giriyor. O yüzden pozitif olacak. Yani 18 watt elde etmiş oluyoruz. Bu ne demek? Bu harcanan bir güç. Bu harcanıyor ikinci eleman tarafından harcanıyor. Üçüncüsüne bakalım arkadaşlar. İşte burası zor kısım. Neden? Burada bizim bir adet bağımlı kaynağımız var. Bu bağımlı kaynağımız. Voltaj kaynağı mı, akım kaynağı mı? Kendinize bir cevap verin. Voltaj kaynağı arkadaşlar. Neden artı eksi şeklinde görüyoruz? Eğer bir ok görseydik burada o zaman bu bir akım kaynağı olurdu. Yani bu kaynak bize voltaj sağlayacak. Peki hangi miktarda sağlayacak? 0.6 I miktarında sağlayacak. E I ne? I da şurada verilmiş. 5 amper. Yani arkadaşlar aslında bu bağımlı kaynak buradaki I değerine bağlı olarak 0.6 çarpı I ki bu durumda I 5 olduğu için 0.6 çarpı 5 yani 3 voltluk bir destek yapıyor bizim devremize. Yani üzerinden geçen voltaj 3. Peki akıma bakıyoruz. Akım 4 amper gördüğünüz üzere artı taraftan girmiş. Bu ne demek? Bu şu demek. Bizim bu elemanımız bizim enerjimizi harcamış arkadaşlar. 12 watt. Onu da şuraya koyuyorum ve diyorum ki harcı harcanıyor bu enerji. 4. elemanıma geliyorum. 4. elemanımda da şuraları şöyle biraz silelim. Daha güzel gözüksün. 5 amper geliyor, giriyor değil mi? Yönünü şöyle çizeyim. Böyle çizince daha rahat anlaşılıyor gibi. 5 amperin yönü. 5 amper böyle geliyor arkadaşlar. Böyle geldiği zaman 5 amper gördüğünüz üzere 4. elemanın artı kısmından giriyor. Bu ne demek? Güç artı olacak. Yani gücü bu da harcamış arkadaşlar. Bu eleman da harcamış. O yüzden bakıyorum voltajı 3 akımı 5 bu elemanda 15 wattlık bir enerjimizi bizim harcamış. Şimdi tekrardan bir kontrol edelim bakalım durumlar şu, şu açıdan nasıl yani bizim devrede harcanan gücümüz iletilen gücümüze eşit mi şu durumu bir kontrol edelim. Bu durum için de diyelim ki P harcanan P iletilene eşit mi? Öncelikle harcananları ben bir mavi ile işaretleyeyim. Bu arkadaş harcamış P3. Bu arkadaş harcamış P2. Bu arkadaş harcamış P4. Bunları bir sol tarafta toplayalım. Neyimiz var? 18 artı 12 artı 15. 45 yapıyor. Sağ tarafta bakalım 45'i elde edebilecek miyiz? Gördüğünüz üzere elde edebiliyoruz aslında. Tek bir elemanımız devrenin yükünü çekiyor. Devreye güç iletiyor. O da 45 watt miktarında iletiyor. Yani aslında biz burada enerjinin korunumunu da doğrulamış olduk. Aslında kendi cevaplarımızın da doğru olduğunu bir bakıma kanıtlamış olduk arkadaşlar. Bu da videomuzun sonu. Dinlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Eğer bir sorunuz varsa bana her zaman ulaşabilirsiniz. Bizlere her zaman ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Türk milletinin karakteri yücektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.